Değerli izleyiciler, biz bu hafta bu soğuk kış gününde sizler için nereye geldik? Adapazarı ilçesi Ozanlar semtinde kurulan Perşembe Halk Pazarına geldik. Bugün ne yapacağız burada? Bugün burada üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatlar nasıl bir dalgalanma, nasıl bir seyir izliyor? Onları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Ama malum günümüzde herkes fiyatlardan elbette şikayetçi, belirli bir kesimin haricinde. Ama gerçekten fiyatlar inanılmaz derecede yükselmiş ve tavan yapmış. İşte bunu bahane eden pazarcı da haklı olarak maliyet fiyatlarındaki yüksekliği, akaryakıttaki özellikle artışı dile getiriyor ve bakalım bizlere, sizlere aktarabileceğimiz neler paylaşacaklar. Ama gerçekten en büyük tehlike benzin ve mazottaki o korkunç yükseliş, elektrik faturalarındaki artış, sudaki artış, şundaki artış, bundaki artış. Şimdi bir kesim diyor ki, eskiden diyor mumla, gaz lambasıyla aydınlanıyordunuz, ısınıyordunuz. Vallahi billahi bizim Serdoğan ilçesinde, yemin ediyorum size, zaman zaman mum yakıyoruz, zaman zaman gaz lambası yakıyoruz. Neden? Kesilen elektrikler yüzünden. Havalar güzel olsa da kesiliyor, kar yağdığı zaman da kesiliyor, yağmur yağdığı zaman da kesiliyor. Bu SEDAŞ'ın beceriksizliğinden kim sorumlu? Bunların mühendisi, baş mühendisi, şusu, busu, bu işte birinci derecede ilgilenecek kişisi yok mu? Var, var ama nerede var? Sözde var, masada var, şurada var, burada var. Ama elektrikler kesilmeye devam ediyor. Millet işte. Bak arkada arkadaş sağ olsun çok güzel izah ediyor durumu. Onun için bilmiyorum yani, söz nereye gidiyorsa, kim üzerine alınıyorsa bizim sözümüz de programımız da onlara gitsin. İzleyiciler, gelelim tavuğun yumurtasından başlayalım. Küçük yumurta var, orta yumurta var, büyük yumurta var, çift yumurta var, ördek yumurtası var. Şunlar neyse, var oğlu var. Yarım kilo 17.90, yani 18 lira. Yarım koli 20 lira. Yani tamamı 40 lira. Yumurtadan başladık. Peynir fiyatları 45 lira, 40 lira. Ekşimik 25 lira, sütlü 15 lira. Tuzlu kandıra peyniri 50 lira. Tereyağı 90 lira. Dün Hendek pazarında 50 liraya satıyorlardı. 90 lira nerede, 50 lira nerede? Ama bak, ucuz etin yahnisi olmaz. Hani bazıları da 5 lirayla lahmacun satıyor ya, İçinde ne olduğu belirsiz. Bana göre, bize göre, vatandaşların söylemine göre, hangi lahmacun pide salonuna gittiysek, birazdan çıkışta oraya da gideceğim. Şurada var bir tane lahmacuncu. Diyeceğim, nasıl oluyor bu iş? Onu da öğreneceğim. Bütün Sakarya'daki lahmacun fırınlarını gezeceğim haftaki programda. Evet, devam edelim. Şimdi burada işte gördüğünüz gibi portakal kilo 10 lira, mandalin portakal kilo 5 lira, mandalin 10 lira. Ama burada değerli izleyiciler, en büyük sıkıntı üreticiden tüketiciye gelene kadar arada halde başlayan stoklama, orada değişen fiyatlar, nakliyeler, şunlar bunlar, tavan yapan fiyatlar. Nasıl tavan yapıyor fiyatlar? İşte onu bir türlü çözemiyoruz. Bir türlü çözemiyoruz onu. Yani birisi muazzam paralar kazanırken, birisi zor zahmet pazarlarda eli ayağı kolu bacağı donarak para kazanmaya çalışıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Devam edelim. Kolay gelsin. Dostum, fiyatlarını etiketlememişsin ama maruldan başlayalım. Marul kaça, soğan kaça, havuç kaça, maydanoz kaça, mor lahana kaça, turp kaça, efendim söyleyeyim, kereviz kaça, lahana kaça, ıspanak kaça, pırasa kaça, mori pırasa kaça. Bize şey yap bakalım, söyle, anlat. Al pırasa, ben almayayım sizi. Söyle. Bak, pırasa 10 lira oldu abi. Ispanak 10 lira. Havuç 7 lira. Marul 7 lira. Maydanoz 4 lira. Soğan 5 lira. Lahana 15 lira oldu. Kereviz 10 lira. Fiyatlarda %100 bir artış var. Peki neden böyle tavan yaptı? Kış şartlarından dolayı mı, yoksa başka ekonomik şartlardan dolayı mı? Kim dur diyecek buna? Kış şartlarından dolayı bence. Hani genelde bu %90 böyle yani.
Buna akaryakıta gelen zamlar da ekleniyor. Gübreye gelen zamlar. Hani hepsi birbiriyle buluşunca fiyatlar birden yükseldi. Diyorsun. Aynen. Kolay gelsin. Gelelim buradaki tezgahtaki zeytin fiyatlarına. Dostlar kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Şükür oluyor bir şeyler. Eyvallah. Zeytin fiyatları da değerli izler bakayım en ucuz hangisi? 10 liraya da zeytin var. Ezmelik. 20 liraya da nelik abi? Ezmelik yani böyle poğaçalara şeye falan koymak için. Normal kahvaltılık da değil mi aynı zamanda? Kahvaltılık olmaz mı bu? Olmaz abi. Yumuşak biraz. Yumuşak. 10 lira, 20 lira, 25 lira, 32 lira, 35 lira, 40 lira. En pahalısı 45-50 liraya kadar. Siz zeytincisiniz galiba. Evet. Sırf bu işi yapıyorsunuz. Evet sırf 30 seneden beri bu işi yapıyoruz. Maşallah. Peki abicim, canım abim neden bu kadar yükseldi fiyatlar? Lan diye roketleme yaptı. Ya şimdi biraz fırsat da var bu işin içinde. İşte bu ya, işte bu ya, işte bu ya. Bir dakika. Şimdi fırsatçılık var bu işin içinde. Bazı şeyleri işimize geldiği zaman dövize endeksliyoruz. Dövizle alakası olmayan şeyler de şey yapıyor. Şimdi hava şartlarında biraz sıkıntı olduğu zaman atıyorum bir kar yağdı. Hemen bazen halde oluyor, bazen esnafta oluyor. Fırsatçılık böyle şey yapıyor ama esnafın o kadar çok büyük paralar kazandığı yok bu işte. Bence birazcık şeyde de çok sıkıntı var. Yani yakıt, akaryakıt insanların belini büküyor. Maliyetler biraz daha şey yapıyor ama genellikle bazı şeyleri fırsat kollamayı çok iyi biliyoruz Türk halkı olarak. İlk önce aslında insanların düşünmesi gereken ne var? Yani alt tabakayı, fakir insanları. Bugün 3,5-4 milyar lira maaşla çalışıp da evi kirada olan insanlar çok zor durumda. Bravo. Biraz herkes fedakarlık yapmak zorunda. Şu çok zor dönemden geçiyoruz. Yani bunlar da aşılacak inşallah. Böyle gidecek hali yok bu işin. Ama biraz fedakarlık yapmayın. Yani şimdi bize buraya geliyor, bir müşterimiz geliyor. Belli zaten diyor ki bana 10 liralık peynir ver diyor. 10 liralık peynir ne olacak, kime yetecek ya? Kesiyorsun 13 lira geliyor. Ben o 3 liralık peynir oradan kesmeye utanıyorum. Ya. Öyle veriyoruz insanlara. Yani yapacak bir şey yok. Bu dönemi hep birlikte aşmamız lazım. Birazcık da kazancımızdan da fedakarlık yapmak lazım. Tabii kazanacağız ama bu zamana kadar yaptıklarımıza sayalım. Bu dönemi de böyle birbirimize destek olarak yani şey yapmak lazım. Zor bir dönem. Güzel hakikaten. Abicim bak şimdi dedin ki fırsatçılık dedim. Ben ona aynen katılıyorum. Neden? Yani. Şimdi dolar yükseldi. Fiyatlar tavan yaptı. Dolar düştü. Allah'ın bir kulu fiyatını indirmiyor aşağıya. İndirmiyor evet. İşte bunlar evet. Fırsatçı adamlar. Bir. İki. Dün bir toptancıda Orta Cami civarında 3 liraya aldığım çakmak gazını 9 lira dedi bana. Ya sen Allah'tan korkmuyor musun ya? 3 liralık çakmağa 9 lira dedi. Bu işte fırsatçının daniskası. Aynen öyle. Kimse kusura bakmasın. 5 liraydı 9 lira. Yüzde kaç, yüzde bilmem kaç farkla fiyat satıyorlar. Ayıp değil mi abi? Ya, günah değil yani mi? Yazık. Nasıl bir Müslümanlık işte bu? İşte dedim ya yani tek taraflı düşünmemek lazım bu işi. Ya. Çok zor bir dönemden geçiyor insanlar. Yani. Yani bu şeyi birazcık da insanlar birbirine destek vererekten, karşı tarafı da düşünerekten şey yapmak lazım. Çok teşekkür ederim yani, Sayın abicim. Son sözlerini alayım, devam edeyim. Son sözler, insanları birazcık bazı şeylerden fedakarlık yapması lazım. İnşallah. Yani harcamalarımızda da eskisi gibi öyle çok bol bol değil de ihtiyacımız kadar harcamak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Tepki denen şey her şeyi geri vites yaptırabilir. Atıyorum bir şey çıktı, yumurta çıktı, 40 lira. Gerçekten 40 liraya satılması gerekiyorsa satılacak. Ama benim evimde, dolabımda 3-5 günlük beni idare edecek şekilde yumurtam varsa alma kardeşim. Yani. Bir hafta 10 gün yumurta yemezsen hiçbir şey olmaz. Bravo. Veyahut bir hafta 10 gün zeytin yemezsen hiçbir şey olmaz. Bravo. Ama mecbursan ihtiyacın kadar al. Fazlasını alma. Bravo. Atıyorum yağ mı alacaksın? Çiçek yağ mı alacaksın? 10 kilo alma. 1 litre al. Onu idare et. Raflardan çabuk kalkmasın. Ne kadar talep olursa o kadar fiyatları fırsatçılık olaraktan biz tavan yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler abi. Yani, değerli izleyiciler, bakın yanımda geçtiğimiz günlerde yapılan seçim, düğün salonunda yapılan seçimde pazarcılar, sebzeciler, meyveciler odasının seçimini kazanan yönetim kurulu üyesi bir arkadaşım var. Eksik olmasın, hemen bizi buldu sağ olsun. Ama neye çok sevindim biliyor musunuz değerli izleyiciler? Belki de Sakarya'da yapılan oda seçimleri içinde en düzgünü, en
seçkini, en adaletlisi, hakkaniyetlisi orada yapıldı ve sevgili Muzaffer Kabacan seçildi. Ve hiçbir şekilde rakibi olan Mehmet Demir'i ne aşağılayıcı, ne küçümseyici, ne dışlayıcı bir söz sarf etmedi ve orada bir gerginlik oldu hafiften SESOP Başkanı Alişan'dan kaynaklanan. Hemen devreye girdi Kabacan, sarıldı rakibine ve inanılmaz ortam yumuşadı. Yine burada yönetim kurulundan sevgili bir kardeşim yanımda, eksik olmasın, bizi hemen buldu. Hoş geldin. Biz de hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Yani ben sen Osman, de hemen şöyle bir Osman desin. Osman Kopsalı. Osman Kopsalı. Evet. Unutma. Hemen sen de şöyle kısacık pazarınızı gezeceğiz. Tabii beraber gezelim. Bize yardımcı olursanız çok sevinirim. Tabii sevinirim. Ne demek demek Turgay abi. Kısa bir açılış konuşması da sen yap. Vallahi açılış konuşmasını yapalım. Yani güzel bir seçimimiz oldu hakikaten. Aynen. Kavga gürültü olmadı. Evet. Hırgür olmadı. Kardeşlik kadar. En kalabalık seçimde sizin oldu. Evet, katılım doğru. Çok yüksek. Evet, hemen hemen 500'ün üzerine bir katılım vardı yani. Güzel bir seçim oldu. Peki. Şöyle ufak ufak devam edelim. Gelelim. Değerli izleyiciler, bakın Perşembe Pazarı Sakarya'da kurulan pazarların içinde en düzgünü, en zengini. Neden? Buradaki esnaf da çok kaliteli ve malını var ya özenerek diziyor sabahın ilk ışıklarında halden kopup geldiğinde. Bakın ne kadar güzel bir tezgah dizmişler. Patatesleri böyle herhalde kalitelerine göre de ayırmışlar. Yine Osman kardeşim yanımda. Osman'cığım şöyle yanıma bu tarafa geldi. Tabii. Şey yapsın. Şimdi burada Osman projektörlerle aydınlanıyor insanlar. Evet. Eyvallah malları güzel gözüksün, evet, satsınlar diye ama evet, bu son yükselen elektrik faturalarıyla nasıl baş edecekler? Abi bam telime bassın. Bam telime bassın nasıl şimdi. Nasıl olacak bu iş? Vallahi ne olacak? Bu arkadaşa teşekkür ederim önce Yasin. Sana teşekkür Yasin, ederim. Gel sen de yanıma. LED yapmışım. Evet, yeni sistem. LED'lere çevirmişim. Bunlar fazla yakmıyor. Diğer binlik projektörler var. Şimdi Aralık ayının... Nedir burada beklentiniz elektrikle ilgili SEDAŞ'tan? SEDAŞ'tan artık SEDAŞ bir şey yapamıyor. SEDAŞ artık bir iş devlete kaldı yani. Evet. Devlet yetkililerine seslenelim. Tamam, buradan seslenelim ama önce bir örnek vereyim ben. Aralık ayının faturası 4.862 lira. Gelen. Bir dakika. 4 milyar 862 lira. Eski parayla 4 milyar 862 bin lira geçen ayın geldi. Şimdi? Bu ayın gelen faturası 11 milyar 052 lira. Nasıl, kim karşılıyor bunu? Ve burada haftada 4 gün pazarcı açıyor. 4 günde bit pazarı açıyor. Bit pazarını zaten biz iş yerine alıyoruz. Yani 4.850 liradan 11 milyar lira yükseldi buranın faturası. Evet, yetkililere buradan sesleniyoruz. Ya biraz vicdan ya, biraz vicdan kardeşim. Bu adam nasıl bu patates ucuza satacak? Zeyan suyu ister istemez gelmiyor. Bu adama ben şimdi faturasına bakıyoruz. 50 lira çıkıyor. 50 lira çıkıyordu. Şimdi ben bu adamdan 150 lira alacağım. %130 zam geldi. %130. El insaf ya. Vallahi benim söyleyeceklerim yani bu kadar. İnşallah. Yani esnaf olarak da aynen devletimiz. Biz burada hizmete geliyoruz. Vatandaşa hizmet etmeye geliyoruz. Gördüğünüz gibi kaliteli düzgün ürün satmaya çalışıyoruz. Ama masraflar artık açtı. Ve bunları mecburen ürünlere yansıtmak zorundayız. Bu gene vatandaşa dönüyor. Yani biz ne kadar imkanlarımız üzereyse biz de vatandaşa o şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Yani aslında devlet biraz fiyatları aşağı çekip de sürümden kazansa daha uygun olmaz mı? Biraz değil. Küçük esnafı koruması lazım kardeşim. KDV'yi kaldıracaksın, ÖTV'yi kaldıracaksın. Kardeşim 11 milyar lira fatura ver. 11 milyarın faturanın KDV'si kaç para biliyor musunuz siz? Ya. Çarpın %18'le. Evet. Bunun bir de şeyi var. Ya. Diğer masrafları var. 2000 lira ben buraya sadece KDV veriyorum arkadaş. 2000 liradan fazla ya. Yazık, günah değil mi bize? Sadece bu pazara değil mi? Pazar, diğer pazarlar? 4 gün. 4 gün. Bir dakika, diğer pazarlar da var. Diğer pazarlar bu kadar büyük değil. Ha. Diğer pazarlara mesela Yağcılar Pazarı'na 4200 küsur geldi Yağcılar'a. Oraya da 2000 lira geliyordu. 4000 lira geldi. Yani en küçük pazara 1000 lira geliyor. Yani bir 40-50 kişilik bir pazara 1000 lira geliyor. 400 lira gelen yere 1000 lira geliyor artık. Artık esnaf olarak bir şey daha istiyorum. Bu Bağkur 1050 lira oldu, 1450 lira borcu olmadı teşvikle beraber. Borcu olan 1700 lira diyor. Yani bu 500 lira birden Bağkur'a neyin sebebi bu? Devlet bizden, bu esnaftan ne istiyor, ne bekliyor? Bu kadar şey varken 1050, 500 lira birden neyin farkı? Bakın, yaklaşan ama erken olur, ama geç olur, ama zamanında olur. Korkunç bir seçim var. Yani bir kesimin hayat mamat meselesi bir seçim. Bu pazarcıların sesine var ya, bak vallahi billahi kulak verin. Yemin ediyorum size, fokur fokur kaynıyor bütün pazarlar. Aynen öyle. Kaldı ki bizim bir de daha söyleyemediklerimiz, makaslamak zorunda kaldığımız yerler var.
Bizi yönetenler, Sayın Cumhurbaşkanımızı yanıltanlar, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı yanıltanlar, Sayın Merkez Belediye Başkanımızı yanıltanlar hep en yakındaki insanlar. Bak sakın ha etrafı güllük gülistanlık göstermeyin. Ortalık yanıyor, ortalık yangın yeri. Bana kızmayın. Ben duyumlarımı aktarıyorum size ha. Hiçbirini böyle affedersin bir yerimden uydurmuyorum. Doğru, doğru mu abi? Doğru doğru. Bak sesleniyor doğru vatandaş bak. Turgay abi sesleniyor doğru, vatandaş. Söylüyorsunuz. Yalnız şunu da belirtelim. Çok şu an tezgah elektrik çekmiyor. Adapazarı Belediyesi her türlü bize yardım adamdır ediyor. Adamdır Mutlu Şüksu. Her türlü yardım yani, ediyor bak, şimdi. Doğruya doğru. Lafım ona değil. Öldüm, onun yanında çalışanların, aynen. Bu gerçekleri ona bizim aktarması derdimiz, lazım. Bizim bir derdimiz olduğu zaman Adapazarı Belediyesi hemen koşuyor. Eyvallah. Kanallar mı tıkanıyor? Ada su geliyor. Aynen. Efendim çatı mı akıyor? Hemen Adapazarı Belediyesi geliyor. Elektrikler mi bozuldu? Adapazarı Belediyesi geliyor ama işte bunu yukarıya daha bak yukarıya. Mesela orada engellerin yolunu bile açık bırakmışlar. Zabıtalar çalıştı çok hoşuma gitti. Aynen, zabıtalar çok helal olsun. Şu an zabıtalarımız iyidir. Size teşekkür ederim. Şimdi sağ ol dostum. Şimdi burada bir kesim mesela elektrik yakmamış. Niye yakmamış? Elektrik yakmıyor. Yakmamış adam. Yüksek yakmamış. Dostum kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu hemen Sakaryaspor'u sorar bu. Sakaryaspor fanatiği bu. Bak. Cüneyt Sakaryasporlu. Hasta Sakaryasporlu. Evet, evet, evet. Kolay gelsin. Portakal kaç lira? 5 lira Turgay abi. Vallahi ucuz, billahi ucuz. Tam gelmeye tek portakal. Ne olursun bunu 7 lira, 8 lira, 10 lira yapma. Rica ediyorum senden. Biz yapmayız abi. Heh. Yapma da millet bol bol C vitamini alsın. Aynen öyle, biz halk alıyoruz abi. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Şeye dönmüşler, detlere dönüyorlar yani. Detlere dönsünler vallahi. Birçok esnaf akıllık etmiş, projektörleri ledlere çevirmiş. Çok da iyi yapmışlar. Arkadaşım da işte gelmiş bak. Greyfurt galiba evet değil mi? Efendim. Greyfurtlarını sergiliyor, narlarını sergiliyor. Sana hayırlı işler dilerim. Sağ ol, teşekkür ederim. Tanıyayım seni. Bülent Afacan. Bülent'ciğim geç kalmışım biraz. Neden böyle geç kaldın? Mal fiyatlar yüksek. Uyduramıyoruz. Evet. Halden mallar çıkış için. Nasıl? Halden çıkış nasıl? Ne yönden? Fiyat olarak. Fiyat olarak yüksek, fiyatlar yüksek. Yüksek değil mi? Aynen. Kış şartları dolayısıyla mı yoksa biraz da böyle fırsatçılık var mı? Fırsatçılık derken mal tedarikinde şey var, sıkıntı hayır, var. Hayır bak şunu anlamıyorum ben. Güneydoğu'da diyorum. Güneyde Akdeniz yöresinde evet. 1 lira limon. Evet. Burada şu anda galiba 4 liraya falan çıktı. Ya da ne bileyim mandalin çok uygun. Burada 8-10 liraya çıktı. Yani pazarcının da suçu değil bu yani. Halden tedarikte zorlanıyoruz gördüğüm tedarikte kadarıyla. Zorlanıyoruz. Bir de mazotun da şeyi var. Fonksiyonu var. 15 liraya. Normalde Antalya'dan araba 6000 liraya gelirken şu an geliyor 10.000 lira. Onlar da haklı. Aynen. Kim haksız? Aynen. Kim haksız? Vallahi kim haksız derken herkes haksız. Nasreddin Hoca haksız. Ben haksızım. Nasreddin Hoca haksız. Allah yasın. Bak adam kaç yaşında pazarda? Evet köylümüz. Bak. Köylümüz. Bak kaç yaşında pazarda? Dayıcım kolay gelsin. Neler satıyorsun böyle? Abi köy ekmeği, köy yumurtası, köy sütü, köy peyniri, köy ekşimi hepsi burada. Köy ekmeğin kaç lira? Çok güzel ekmeklerim var belli. 1 kilo 12 lira. Sıcacık ha, ekmekler sıcacık valla. Sıcacık. Süper, süper. Ne kadar? Kandır ekmeği. Ne kadar? 12 lira. Valla ucuz. Valla ucuz. Her şey var. Bu da şey galiba. Bu da dartı. Dartı. Evet. Şu Kaynarca'da çok yapıyorlar bunu. Aynen. Değil mi? Ben bunu aldım bu sefer değerli izler. Beceremedim yapmasını. Attım gitti. Halbuki şeyde Kaynarca'da kafede Macide Hanım var ya bir güzel yapıyor onu var ya parmaklarını yersin. Vallahi billahi. Buradan Macide Hanım'a da selamlar olsun. Evet. Eyvallah. Hadi kolay gelsin kolay arkadaşlar. Gelsin. Değerli izleyiciler. Akyazı'da çarşamba günleri pazarda rastladığım kestaneleri buraya getirmişler. Ceviz de var. Kestane de var. Ucuzu 25 lira kestanenin pahalısı 40 lira cevizin 35 lira en norm fiyatı ama ceviz de ceviz ha harbiden ceviz de ceviz. Sen neredensin Adaş? Sakaryalıyım. Yani Sakarya'dansın. Evet. Nasıl tedarik ediyorsun kestaneyi cevizi? Bu kestanelerimiz Aydın'dan geliyor. İsim neydi? Şefik. Şefik. Cevizlerimiz Geve'den geliyor. Yerli cevizler harikadır. Şu an Mart ayına kadar kestanelerimiz devam edecektir. Mart'tan sonra artık kısıtlamaya döner. Ve değerli izler, bu adam bu soğukta etrafında hiçbir ısı olayı olmaksızın ekmeğinin peşinde. Şimdi hayırlı işler. Şimdi değerli izleyiciler millet var ya alay ediyor ha benimle. Her şey çok güzel diyor. İşte pazarın kralı burada. Evet. Kim sahibi tezgahın? Gelsin benim yanıma. Abim yok ama. Değerli izleyiciler,
pazarın en güzel ürünü kaşar. Bu gördüğünüz kaşarlar. Tahmin ediyorum kilosu en son halk pazarında Hendek'te 50 falan civarındaydı. 150. Şu anda kaç civarında? 150. 100 lira. 100 lira olmuş. Kaşar da nasibini almış. Ama kaşar da kaşar ağa. Bakar mısınız? Vallahi billahi çok güzel. Allah için çok güzel. Belli yani. İyi mal belli ediyor kendini. Ne gibi? Güzel giyinen, şık giyinen hanımefendiler gibi. Sen, tezgah senin mi? Heh, gel bakalım şöyle yan cihazıma. Yufka. Türk insanının en çok kullandığı ürünlerden biri. Evet. Nasıl fiyatları? Şu an kilo bazlı, bir tepsi bazında 15 lira kilosunu biz satıyoruz. Daha önce kaç liraydı? Geçen sene bu zamanlarda öyle söyleyeyim 8 lira civarındaydı. 8 liraydı, eyvallah. Bunlar ne? Mısır ununa benziyor. Mısır unu, pıt pıt mısırı, tarhana, mantı, çeşitler mevcut. Mesela mısır unu 13 lira kilosu, pıt pıt 14 lira, tarhana 35 lira. Eriştemizin kilosu bu Akyaz'dan geliyor. Hakiki elde kesmedir evet. Bu köy eriştesi. 30 liraya geliyor. Yarım kiloluk paketler 15 lira. Kemal Paşalar peynir tatlıları var. 18 lira paketi. Eyvallah. O şekilde. Bir de değerli izler, asma yaprağından evet. Salat ne yapılıyordu bundan? Dolma yapılıyor değil mi? Yaprak sarması. Ha, yaprak sarması yapılan asmayı bile kışın ortasında bulabilirsiniz. Evet. Özene özene sarmışlar. Çok da güzel. Devam edelim. Burada değerli izler, dikkatimi çeken çok güzel bir şey ne? Halk pazarcıya güveniyor. Güveniyor ve evet. Pazarcıdan, alışverişten inanılmaz zevk alıyor. Neden? Marketlere gittiğinde hep fiyatlar oynak. Her hafta, her gün, her saat değişiyor. Evet. Evet. Marketlerde var ya bir acımasızlık hakim. Bana kızmayın ha. Geçenlerde bir marketin birinde fotoğraf çekiyorum, geldi görevlisi. Çekemezsin. Ya niye çekemem? Niye çekemem? Şimdi herkes de... Herkes gazeteci şimdi. Cep telefonları var. Herkes istediği resmi istediği şekilde buyurun çekebiliyor. Abi, kimsenin haberi olmadan. Onun için müdahale etmeyin. Lütfen etmeyin. İşte pazarın kralı. Pazarın kralı. Hoş geldin abim. Askerden yeni gelmişsin. Neredeydin? Ankara. Ankara? Çankaya'da hem de. Vay. Vay vay maşallah. Peki sana bundan böyleki sivil yaşamında başarılar dileriz. Mağaraların da pek güzelmiş. Nasıl fiyatları? Fiyatları biraz yüksek. 7 liraya fiyatı. Bir marul 7 lira. Çökekler köyünün sakinleri yaşadı. Büyük Esenceliler yaşadı. He? Maydanoz? Maydanozlar da 4 lira. 4 lira. Evet, evet. Bir haftadan beri 4 lira. Bir soğanlar 5 lira. Soğan 5 lira. Roka ne kadar? Şey... Roka? Rokalar da 5 lira. 5 lira. Havuç galiba 7 lira. Evet. 7 lira bildim vallahi. En çok bu hafta en çok limon pahalandı. Bana yok limon ucuz. Ucuz mu? Ucuz. Yarım şeye bakarak ucuz yani. Şimdi bir ıspanak 10 lira. Ispanak 10 lira. 5 belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı Mersin'deki limonları toplayıp evet. Beldelerinde, bölgelerinde esnafa, insanlara dağıtıyorlarmış. Allah onların hepsinden razı olsun. Evet, çok teşekkür ederiz hepsine. Evet, Osman kardeşimle pazarı gezmeye devam ediyoruz. Devam edelim abi. Yani burada dediğim gibi değerli izler, güzel insanlar var, güzel esnaflar var. Abi harika bir armut göstereceğim ben sana. Evet, evet. Harika bir pazarın armut. Tek armutu galiba o. Harika, Santa Maria. Santa Maria, Santa Maria. Evet. Çok bakın, güzel. Portakallı gerçekten güzel. Çok güzel bir armut değerli izler, bakar mısınız? Ne kadar fiyatı adaş? 7,5. Efendim? 7,5. Portakalın? 5. Yani portakal şu anda pazarda en uygun fiyatla satılan kış şartlarındaki ürün. Elmanız ne kadar, mandalınız ne kadar? 5 lira 7,5 lira. 5 lira 7,5 lira. Adana mandalı. Adana mandalı. Ne güzel çekirdek size benziyor. Aha. İşte değerliler böyle ve pazardaki en evet. Zengin, en güzel tezgahtan birisi de. Evet, balık. Daha önce de haber yapmıştım ben onları. Evet. Aynı güzelliklerini muhafaza ediyorlar. Balığın kralı burada işte. Bakın değerliler. Bakın değerliler, bu mevsimde lüfer balığını Sakarya'da bulmak mucize. Boğazın incisi. Aynen öyle abi. 40 lira ama bu balığa değer değerli izler. Çiğ çiğ yiyesim geliyor valla. Valla lüfer çok güzel ya. Neler neler yok değerli izler. Çipro var, uskumur var, istavrit var, deniz zevreği var, alabalık var. Efendime söyleyeyim mezgit var. Efendime söyleyeyim istavrit var. Kefkenin canlı lüferi var ama lüfer var ya harbiden şahane ya. Öyle buzağına falan da değil ha değerli izler. Değil, hamsi var. Hamsi bugün kaç para? Karadeniz. 25. Hamsi 25 lira. 25. Gene iyi yani. Kışın yani. Bedava. Bedava. Ete nazaran. Canlı hamsi. Etin 100 kilo 100 lira olduğu ortamda 25 lira hamsi yesin garip. Şu anda piyasada hem düz hamsi
Aynen. Et yerine hamsi yiyelim. Ve bir de değerli izler böyle özenle işlerini yapıyorlar. Tek ayıklıyorlar tek böyle. Tek Osman'cığım gerçekten tek seçiyorlar bu arkadaşlar. Bu pazarcıyı ödüllendirmek için, lazım. İşin hakkını veriyorlar. Aynen. Abi. Aynen. Bak, kaç tane eleman çalışıyor? Eyvallah bir, eyvallah. 2, 3, 4, 5 tane eleman var. Ya. Kendileri hariç. Elleri buz olmuş vallahi bile bu soğukta var ya. Ya ah Allah'ım yarabbim. Yine burada bakın güzel bir balık tezgahı daha var burada. Onlar da mallarını güzelce sergilemişler. Yani diyeceğim işini seven insan hiçbir zaman açık kalmaz. Şimdi değerli izler benim... Güzel bir mantarımız var. Mantar? Mantarımız var harika. Bak şey bu istiridye mantarı dedikleri hangisi? Evet. Bu mu oluyor? İstiridye. He o. Kültür mantarı, beyaz olan kültür mantarı. Sakarya'mızda bu mantarcılık da aldı başını gidiyor. Evet. Çok da güzel iş yapıyorlar. Evet, aynen. Ve çok aynen da lezzetli yani şimdi Allah için. İstiridye. Değil mi? Harika. Çok harika. Güzel oluyor yani gerçekten çok güzel. Aynen. Adaş ne kadar mantarın kilosu? İstiridye ne kadar? Abi. Ne kadar? 24. 24 lira. Kültür ne kadar? Kültür. Kültür kaç para? 20'ye var, 16'ya var. 20'ye varmış, 16'ya varmış. Birden kalanlar 16'ya veriyor, yeniler 20 lira. Yesin insanımız. Yesin, evet. Yesin evet insanımız. Osman'cığım gel şu başka, şu yakışıklıya da gidelim. Gidelim. Benim has dostum o, bak şu var ya şu. Benim has dostum o. Bizim Sakarya Spor. Benim has dostum. Evet. Has Sakaryalı kardeşim burada. Adamın kralı. Yeşil. Heh. Bak adamın kralı. Kim ne derse desin. Patatesinde, soğanında, cücüğünün de, mor soğanın da hepsi burada. Adamın kralıdır kardeşim benim. Beni de Sakarya'da en çok sevenlerden birisi o. Bak. Allah kolaylık. Basının duayenidir, duayeni. Allah kolaylık. Evet, en büyük Turgay abidir basında, en büyük Turgay abidir. Eyvah eyvah. Rahmetli annesi, Allah rahmet etsin. Evet, çok mal verdim annene. Ne pilav yapar. Vallahi katlı pazarda yemin Turgay abi. Allah rahmet etsin Turgay abi. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi patatesi ayırmış. İncesi var, ortası var, irisi var. Şurada ama patates harbiden çok güzel Turgay patates. Abi, haşlama. Aynen aynen haşlamalık kızartma, o. Kızartma. Yemek. Ne kadar fiyatları? Turgay abicim bu 4 kilo 10 lira bizde. 2,5 lira. Valla çok güzel. 2,5 evet lira. Haşlasın haşlasın yesin garip. Bir numara kaç var Aydın? Bir numara 6 Osman abi. 6 lira. 5,5 5'e aldık 6'ya veriyoruz yani. 1 lira için. 1 lira için. Allah Sakarya. En büyük. Şampiyon. Yeşil. Turgay abi yapma Turgay abi. Geçme yaramayın. Niye? Baba niye böyle oldu? Niye saraya yenildik? Niye bana yenildi Turgay abi? Sakarya Spor niye böyle oldun diye bak üzmeyin bu adamı. Eğer bu sene şampiyon olmazsanız var ya sizi tefe koyarlar ona göre. Kaza geçirdi Sakarya Spor. Aynen. Geçirdi. İnşallah. Turgay abi. Efendim? Bunu söylemek istiyorum. Söyle. Ne bir okul bitirmek, ne bir kız sevmek. Tek dileğimiz Sakarya'mız şampiyon görmek diyorum ben ya. Evet. İşte bu. Şimdi. Değerli izleyiciler. Eyvallah sağ ol. Sağ ol. Değerli izler. Bu mandalinler böyle küçücük küçücük ama inanılmaz lezzetli ve tatlı mandalinler. Kışın ortasında da şeyimiz var. Bu arada ben hemen belirtmek isteyeyim. Geçtiğimiz günlerde yapılan pazarcılar, sebzeciler, meyveciler odası seçiminde kazanan sevgili Muzaffer Kabacan bugün ağır misafirleri varmış. Onun için gelemedi ama evet, Osman evet, kardeşim evet, yönetim evet kurulu üyesi olarak bizi yalnız bırakmadı. Bize eşlik ediyor eksik olmasın. Evet. Bu arkadaşlar değerli izler benim gezdiğim bütün pazarlarda bak Sakarya içinde genelinde değil. İlçelerde ilçelerdeki pazarları da her hafta düzenli olarak ekiplerini görevlendirerek tek 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 pazarcıları dinliyorlar. Nerede eksikleri var, nerede artıları var ya da neler yapabilirler onların hesabını sürekli not alarak haftasında yerine getiriyorlar. Evet. Şu anda en büyük sıkıntı ve sorun benim gördüğüm kadarıyla elektriklerle ilgili evet, olan sorun çok önemli. Çok önemli. Fiyatlar çok yüksek. Pazarcının belini büküyor. Zaten zor şartlarda adamlar iş yapıyorlar. Evet gidelim abi şöyle. Dayıcım. Bu elektrik fiyatları çok yüksek gelecekmiş bu ay. Ne olacak böyle peki? Vallahi onu artık düşünecekler. Bir şey diyemiyoruz ona. Zaten bizim insanımız bir şey diyemediği için böyle oluyor be abi. Evet. Vallahi billahi ya. Herhangi bir hakkımız olmadığı için sesimizi çıkartamıyoruz. Onun sesimizi için çıkaramazsak yanarız bak ben size söyleyeyim. Zaten bir yerde patlatacak. Ben yanacağım. Herkes şey yapması lazım. Yani desteklemesi lazım. Patlak olmadı müddetçe herkes kendinden korkuyor. İşte en büyük tehlike de o zaten. Bakın değerli izler burada 1 liraya kilosu soğan gördüm. Bu soğan da 1 liraya ama ezik ama şöyle ezik. Sağlam soğan ha. Evet. Yoksa yani öyle böyle çürümüş mürümüş bir soğan değil bu. Sağlam soğan. Evet. 1 lira.
Çok güzel. Keşke sevindim yani. İnsanım var. Adına sevindim. Var, dayı mor soğan kilosu kaç para? 6 lira galiba. 5 lira 6 lira. İyi. O da güzel. Evet. Yine böyle çok güzel dizilmiş bir tezgah var burada değerli izleyiciler. Bakın. Özenle dizilmiş şaheser bir tezgah. Her şey mükemmel. Sanıyorum bu deveci armudu değil mi dostum? Deveci armudu 10 lira. Hayırlı işler. Nasıl gidiyor? Vallahi biraz durgun. Durgun. Masraflar? Masraflar yüksek. Yüksek. Masraf. Mazot? Mazot maşallah zaten haftada 600-700 lira yetmiyor. Zaten sıra? 600-700 lira mazota. Bir haftada? Evet. 4 haftada? 4 ayda 3 lira mazot parası sadece. 3 bin lira. Elektrik? Elektrik de bana sor işte Osman abi alıyor paraları. Anlattı Osman anlattı bir de sizden duyalım elektrik. Vallahi ne olacak peki bu elektrik? Bilmiyorum ki en son. Geçen ay 4600 lira gelmişti. Bu ay 11 milyar lira geldi. 11 milyar lira. İşte bunlar var ya, bunlar var ya değerli izler, bunlar madalyonun gözükmeyen yüzü. Biz işte onları çıkarıyoruz ortaya. Evet. Bak madalyonun gözükmeyen yüzü. Yani bunu adam 10 liraya aldı, satıyor ya. Hepsi kar değil bunun ha. Bu 10 liranın içinde bunun bir maliyeti var. 1 lira kalsın. Olsa bu 7-8 liradır ona gelişi. 7 lira var mı maliyeti bunun? Onun 8,5 lira geçik maliyeti. Uy! Buyurun. 8,5 lira maliyeti 10 liraya satıyor. E bu adam yakıtını, elektriğini, poşetini, emeğini nasıl poşetini. Ha, bir dakika. Evet. Bir dakika değerli izler bir dakika. Hani o marketlerde utanmadan aldıkları evet. 25 kuruş poşet parası var ya. Versene bir poşet bana. 50 kuruş oldu artık galiba. Hemen kız soruyor kasada. Poşet ister misiniz? İstemem diyorum. Hiç poşet almadım da almayacağım da. Ceplerime dolduruyorum öyle çıkıyorum. Poşet ister misiniz? Utanmıyorlar ya 25 kuruş illa alacaklar o parayı. Ama pazarcı ne yapıyor? Atıyorum 27 lira. 40 lira. Dur bir dakika. Kilosu 40 lira poşetin. 40 lira, 38, dur onu demeyeceğim. Hayır hayır. Alışveriş ettin markette. Atıyorum 43 lira tuttu. 99 kuruşuna kadar alıyor. Burada atıyorum 36 lira 50 kuruş tuttu diyelim. 53 lira tuttu 50 lira diyor. Pazarcıya gelin pazarcıya. Bu insanları yabana atmayın. Bu insanlara kucak açın. Sarılın bu insanlara. 1 kilo dağıtıyoruz. En az 1 kilo 50 gram veriyoruz. Bir de poşet inanılmaz şekilde artı masraf getiriyor pazarcıya. Evet. Bak 40 lira diyor kilosu. Doğru mu abi? Bir de belediye bir şey de var. Neyi var? Aidat da var. İşgaliye parası var. İşgaliye parası var. Nasıl işgaliye parası var? Burasını belediye bizden para alıyor. Ayrıca bir daha para tabii mı? Tabii yani şu an 3 senelik kira yaptığımız için 73 liraya geliyor. Eğer ki bizden günlük alsaydı buradan, günlük alsaydı 115 liraydı. Allah razı olsun yani 63 lira düşürdü sayın belediye başkanımız yani. 63 lira şu an. En düşüğü. Her gün o para ödüyoruz bir de belediye. Tabii. Masraflarımız çok ağır artık. Burcaladıkça neler çıkıyor ya. Gel bakalım. Çıkıyor. Gel. Hayırlı işler abi. Perşembe pazarının bu kesimi de yani Valide Sultan Camii'ye yakın olan kesimi de köylü pazarı olan kesim. Onları da düşürmüş pazarcılar odası. Onlara da bir yer vermiş böyle. Onlar da el emeği ürünlerini evde yapmış oldukları ürünlerini getirmişler. Burada satıyorlar. Ve gördüğünüz gibi birbirinden değerli ürünler. İşte dediğim gibi portakal. Bugün benim gördüğüm pazarda en ucuzu portakal. Elma var. Şey var. Çeri domates var. Paraya pazarda değil ada pazarında yok Turgay abi. Nasıl? Pazarda değil ada pazarında yok bu paraya. Gez bak. Zaten siz olmasanız var ya biz yandık. Öyle biz bak. Vallahi yandık. Bu paraya hiçbir yerde yok. Git bak markette 20 lira bu domates. Salata kaç para şu anda? Salata 10 lira abi. Vallahi güzel. Bunlar Tarsus. Ben yani bilmiyorum ama Allah size Allah size yardımcı olsun. Değerli izleyiciler gerçekten bu insanlar var ya eli öpülesi insanlar inanılmaz şekilde bir mücadele veriyorlar. Rüzgar kuzeyden öyle bir vuruyor ki ben üzerim giyinik olduğu halde yemin ediyorum sırtımda o soğuğu hissettim. Ama dediğim gibi Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hepsine Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Değerli izleyiciler bizden bu haftalık bu kadar. Hangi kurum ve kuruluşta olursanız olun, özel resmi. Çağırın bizi. Özelseniz oda başkanlarınızdan, resmiyseniz sayın valimiz Kaldırım'dan biz izin alırız. Eksik olmasın. O bizi takip ediyor, bizi seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Çünkü çalışkan bir bürokrat. İnşallah çok daha güzel yerlerde göreceğiz. Bu haftaki programımızı Perşembe günleri kurulan Halk Pazarı'nda sizlere paylaştık. Bir de burada değerli izler cumartesi günleri ikinci el pazarı kuruluyor. Orada da gelin görün izleyin çok güzel şeyler oluyor. Ama burada bu hafta size inşallah yorum yazarsanız
kanalımıza da abone olursanız, TV264'ümüzü izlerseniz size bir soru soracağım. Bu kabak mı, gabak mı? Gabak. Bak, kabak mı, gabak mı? Biz Sakarya'da bunun adını da değiştirdik. Gabak evi açtık. Kabak mı, gabak mı? Bana yazın lütfen. Tamam. Sevgili Osman'ım, söyleyeceklerim var mı? Kapatıyoruz. Önce neler diyeceksiniz? Şunu söyleyeyim. Ekmeği fırından alacaksınız. Sebze meyveyi de pazar yerinden alacaksınız. Aynen. Bu bir. Biz kabakçıyız. Evet, ama kabağı da pazar yerinden alacaksınız. İkincisi, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Derdimize, gerçekten derdimize yani böyle bir derman oldunuz. Yani içimizden geleni siz söylediniz. Yani Allah razı olsun biz sizden. Biz her zaman burada bu soğukta üşüyen, bakın şeyi bile yok, bir mangalı bile yok önünde. Mangal, ve mangal burada yasak. Hiçbirisi edepsizlik yapıp cereyan da bile bağlamamışlar. Elektrik evet, ocağı evet, falan da çalıştırmıyorlar. Evet. Hepsine biz Allah yardımcı olsun diyoruz. İnşallah sizin yanınızdayız. Biz de haftaya sizin yanınızdayız. Haftaya gene görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Ama unutmayın, kabak mı, gabak mı?